Bir anı, bir hikaye. Bir Osmanlı zabiti İngiliz'in Plevna Hatıraları 45. Bölüm Yayını hazırlayıp son ben İsmail Vidin'de çarşıda dolaşırken işte bir istikamcı yüzbaşıya rastlıyor. O da onu kaleye götürüyor. Oralarda efendim kalede Tunay'ı görüyor. Oradakiler hakkında bilgi alıyor. Mevzilenmiş topları görüyor. Yani savaş havasına epeyce girmiş bir hali var efendim. Ve Tunay'ı seyrediyor. Tuna'nın üzerindeki çırpıntılarla meydana gelen o parıltıları seyrediyor. Sanki diyor tuna'nın bu çırpıntıları kanat çırpışları e, insanların iyi niyetlerinden ve tuna sulhünden bahsediyordu. Sulh olsun diyor yani, sulh olsun diyor. Dünya sulhünden bahsediyordu. Harp bu demek idi. Muhasara ilan edileli 15 gün olmuştu ve biz hala tam bir sulh içinde yaşıyorduk. Düşmanlık niyetiyle bir tek kurşun bile atılmamıştı. Kılıcım hala bütün masumiyetini muhafaza ediyordu. Hiç düşmana karşı kalkıp inip kan bulaşmamıştı. Revolverimin yani tabancamın kurşunları bir Rus neferi şeklinde yapılmış tahta hedeften başka hiçbir hedefe Canlı hedefe saplanmamıştı. Romantizme girmiş biraz. Ne yapsın efendim, harp havası var. Her ikisinin de yani kılıcımın da tabancamın da iş görmeye başlaması için daha 11 hafta geçecekti herhalde. Tabii hatıraları bunlardan sonra yazdığı için bir 10-11 hafta sonrası görün bakalım bu kılıç neler yaptı diyecek. Tuna'nın üzerinde yüzen gemi Romanya kıyılarına daha yakın olmak üzere Kalafat hizalarına geldi. Burada Avusturya bayrağını çekti. İçinde askerler bulunan bir kayık sahilden açıldı. Bu sırada yelkenli beyaz bir gövercin gibi süzülüp geçti. Kasabada tutulmuş ve kalenin mutfağında pişirilmiş bir nehir balığı olan İkinci tabak yemeğimizi de yemiştik. Ondan sonra etli pilav. Daha sonra mısır undan balla yapılmış bir tatlı. En sonunda bir şekerciden alınmış pastalarımızı yedik. Ben hesaplara ödeyeceğim sıra yüzbaşı Çok yani mendili dahil haki renkli olan İngiliz adam paranın yarısını vermek cömertliğini gösterdi. Zabitler kendilerini bekleyen vazifeleri başında bulunmak için yanımızdan ayrıldılar, müsaade istediler. Ondan sonra biz dört kişi yani İngiliz, Alman cerrah, ben ve paşa orada kaldık. Saatin tam kaç olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat saat dört gibiydi ki Sol tarafımızda bir top patladı. Onu birkaç top sesi takip etti. Bu toplar kalafat ile Vidin'in şimali garbisinde monitörlerin bulunduğu yerden atılıyordu. Bir müddet sonra ateş kesildi. Bu ateşlerin etrafta uyandırdığı dehşetti, değişikliği, size tarif ve tasvir edemeyeceğim. Yani harbin bir şakası yoktu. Göz açıp kapayacak kadar bir zamanda müstahkem mevki rahatı bozulmuş bir karınca uyasına döndü. Hani karınca uyasına bir çocuk gider kurcalar böyle de karıncalar büyük bir hırsla kim o kim o diye hepsi birden dışarı çıkarlar insanları dalarlar ya efendim. Askerler hemen yerlerinden fırlayıp her taraftan boru ve kumanda sesleri gelmeye başladı. Kısa bir zaman içinde Vidin Kalesi faaliyete hazırdı. Sulhü andıran haller bir an içinde ortadan kaybolmuş, gözde görülen her yerde muharebenin izleri belirmişti. Topçular toplarını kalafata doğru çevirip ateş etmek için emir bekliyordu. Piyadeler ellerinde silahları, siperlerinde şöyle bir dizler üzere doğrulmuşlardı. Emir neferleri ve yaverler bir yandan bir yana mekik dokuyordu. Tabi buradaki emir neferi deyince eskiden bizim gençliğimizde bu kaldırıldı. 27 Mayıs ihtilalinden sonra e, subayların evlerinde bir emir er olurdu. Çarşı, pazar, mutfak şu bu işlerini yapardı. Onu kaldırdılar. Buradaki emir eri, emir eri, emir neferleri, Takım komutanı ile bölük komutanı veya diğer e, kademeler arasında ileriyle de geriyle de irtibatı sağlamak için takım komutanının emirlerini ulaştırmak için posta erleriydi. Postalı, postacılık yaparlardı. Dürbünler asi komşuya çevrildi. Önümüzdeki terasa yüzlerce nefer birikti. Hepsi harp ilanı üzerine üzerine kendilerine verilmiş olan talimat dairesinde yerlerini alıp emir bekliyorlardı. İlk dakikaların kargaşalığı bitiverdi. verdi. soğukkanlılık ve emre intizar başladı. Emir bekliyorduk şimdi. Bitti. Balon pat dedi patladı bitti. İlk top Şimali Şarkı'da en ileri tabyamız olan Gazi Bayır tabyasından bizim tarafımızdan ya tecrübe yahut da taarruz maksadı atılmış. Buna kalafattan mukabele edilmiş. Bundan sonra öteki tabyalarımız da ateş etmişti. Alın size bir yerde bir topun patlamasıyla bir anda neler oluyor? Halbuki top ilk defa bizim tabiamızdan atılmış. Tecrübe için atılmış. Bir atın bakalım patlıyor mu? Hemen cayırtı kopmuş. Evvela Gazi Bayat tabası, yeni tabia, monitörler ateş açmış. Sonra Nehir boyundaki öteki tabyalarda bunları takip etmişlerdi. Paşa kalkıp gitmiş, Alman cerrah kasketini kapıp savuştu. Yüzbaşı Şok ile ben boşalan masanın başında kalıp şaşkınlıkla, hayretle birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Hizmetimize bakan neferler yanımıza geldi. Yüzbaşı da ben de bunlara bol keseden başlar verdik. Bütün bu hareketler durduktan sonra Yüzbaşı şok, heyecanla bana dedi ki, ''Affedersiniz efendim, gazeteme gönderilecek bir haberim var. Onu yazacağım, ben gidiyorum. Siz de benim öğüdümü dinleyin de bir an evvel taburunuza iltihak edin. Buna lüzum olmasa bile yakışık böyledir, böyle alır ve sizin için iyi olur.'' dedi. Yüzbaşı meğer bir gazetenin muharrirmiş muhabiriymiş Size bu kadar karıştığım için kusuruma bakmayın. Fakat ben eski bir askerim. Gösterdiğiniz misafirperverliğe teşekkür ederim. Şimdilik alaşmadık. Casus geri tatıyor efendim. Kocaman kurşun kalemini kulağının arkasına yerleştirdi, defterini kaptı ve bağırdı. Hip hip hurra bastı gitti. Sonra şemsiyesini açıp kasketini bir kulağın üzerine doğru eğdi. Bir yana doğru yani gitti. Tam bu dakikada Gazi Bey tabiyasından bir top atılınca bütün bataryalarda buna iştirak ettiğinden bu top atışlarından yer sarsılmaya başlamıştı ortalığı bürüyen kesif duman bulutlar içinde hızlı hızlı adımlarla kapıya doğru seyirttim. Nöbetçi beni durdurdu. Nöbetçi zabide haber verdi. Zabide kendimi anlattım. O da yoluma devama izin verdi. Dedik ve 45. bölümü burada noktaladık. 46. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Bir anı bir hikaye.